rağmen. Lütfiye. Hoş geldin. Çok özledim seni. Ben de. Sen şimdi ben yoldayım diye sabaha sabah etmişsindir, uyumamışsındır. Nasıl da tanırsın beni? Tanımaz mıyım? Ay. Hoş geldin bre. Hoş bulduk bre. Hadi buyur içeri. Oo, bak. Ben de telefonda yorma kendini, hazırlık yapma falan diyecek. Hele bir deseydin, bak nasıl kızardım sana. Niye zahmet ettin bu kadar? Ya ne zahmeti kahvaltı sofrası? Aa, sen bu kadar zaman sonra bana geleceksin. Ben sana bir boşnak böreği açmayacağım ha. Börek de mi yaptın? Hem de ıspanakla en sevdiğinden. Allah'ım ya. Ben çayları getirip geliyorum. Hey gidey. Rahmetli Muzaffer abi. Bör içinde et. Allah gani gani rahmet etsin inşallah. Amin. Geç. Buyur Ali Rahmi. Of. 3 ay sonra 5 sene olacak öleli. Şu işe bak. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Dün gibi. Bana bir sorsana. Bir an aklından çıktı mı diye. Çıkar mı Lütfiye? Çıkmaz tabii. Hiç çıkmaz. O senin hayat arkadaşın da, can yoldaşın. İnsan kalbini kalbinden çıkarabilir mi hiç? Çok da iyi adamdı rahmetli. Çok iyiydi. Allah rahmet eylesin. Rahmetlinin oğlu nasıl? Bunaltıyor mu seni yine? Kayhan mı? Hı-hı. Yok canım sen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben Kayhan'ı çok sevdim. Oğlum yerine koydum onu. Hani bir de çocuğum falan yok ya. Ama o beni bir türlü kabullenemedi. Üvey anaya ismimiz. Tabii annesi de onu doldurdu sana karşı biraz. Aman boş ver Ali Rahmet. Herkes kendi bildiğini doğru sanıyor. Lütfi, bunlar senin canını sıkmıyorlar değil mi? Hayır canım. Yok. Sıkmıyorlar. Sen nasılsın? Ha? Anlat bakalım. Telefon edip geleceğim deyince bir sevindim. Ama bu sefer de derim ki eyvah ya kapıya geldiğimde tanıyamazsam. Bak. Ama hemen tanıdın beni. Yıllar sana hiç dokunmamış. Dokundu be Lütfiye, dokunmaz olur mu? Yıllar dokundu bu garip fekiliğe de. Ben yıllara dokunmadım. Kalbime de. Benim kalbim hep dokunmadan sevdi. Neyse. Biz ne kadar oldu görüşmeyeli seninle? Tabii. İşte en son seni ben Bursa cezaevinde gördüm. Sonra da ben Çankırı'ya gitmiştim. Siz ziyarete falan gelmiştiniz. Hı-hı. Aşağı yukarı 10 yıl olmuş. Olmuştur. Vay. Yıllar kuş gibi uçup gidiyor Ali Rahmet. Siz ne hayırlı hısımdınız. Sen de öyle, rahmetli Muzaffer abi de öyle. Ama ben pek gelemiyordum. Ama Muzaffer abiyi gönderiyordum. O bana böyle tepsi börekler getiriyordu. Sen de her seferinde tertemiz çamaşırlar yollardın, hiç unutma. Helal hoş olsun. Gidey. Şimdi oturacağız, bu zor günlerimi konuşacağız Ali Rahmet. Ama öyle deme Lütfiye. İnsanın candan dost edindiği günlere zor günler denir mi? Onlar güzel zamanlardı. Güzel ama dertli zamanlardı. Eğer biraz rahat dursaydın daha çok görüşürdük. Kalktın adamı dövdün. Dövdüğün adam hapishanenin müdürü. Ama o da garibanları çok eziyordu. Ne yapayım? Dayanamadım. Kardeşim usturuplu vursaydın adamın burnunu böyle oldu. Kırıldı adamın burnu. Ondan sonra yallah sürgün Çankırı'ya. Siz oraya da yetiştiniz. Rahmetli Muzaffer abi kaç kere ziyaretime geldi. O zamanlar bak dünyanın yolu hiç üşenmedi geldi. Gelir. Çok sevmişti seni.
Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Musa'la Safiye'min düğününde Muzaffer yanıma geldi. Hanım gel şöyle dedi bana. Musa var. Yani çok affedersin. Yok yok estağfurullah. Yani, biliyorum ben Musa'yı. Bu Musa denen adama 5 para etmez. Hiç gözüm tutmadı dedi. Ama dedi abisi var ya şu abisi. Dünyaya bedel bir adam. Adam gibi adam dedi. O rahmetlinin kendi kalbinin temizliğinden. Kalbi temiz ya ondan bana öyle demiş. Hadi böreğini, büreğini soğutma. Öğlen de seni İskender kebabı yemeye götüreceğim. Yok artık bir de İskender mi yiyeceğim? Ne demek yok artık ayol? Bursa'ya gelmişsin. Kebap yemeden de döverler adamı. Tamam bre. Yeter yeter çok koydum ben bunu nasıl yiyeceğim? Hadi hadi ye bak bakımsız kalmışsın hadi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.